İlhan Cihaner Türkiye'nin bence en iyi hukukçularından biriydi. Cumhuriyet Başsavcısı iken Erzincan'da gene bir cemaatin bu tür istismarlarını dinleme kayıtlarıyla ortaya koyduğu için mesleğinden edildi, cezaevine atıldı. İlhan Cihaner'i hatırlayın. Çünkü cemaat oradaki gücünü kullanarak İlhan Cihaner'in odasını bastırdı. Başsavcının odası basıldı bu ülkede. Başsavcının koluna 2 polis girerek gözaltına aldı. Niye? Bu cemaatlerin üstüne gittiği için. Çünkü bu cemaat şunu biliyor kardeşim, arkasında iktidar var. İktidar olmazsa bu rezillikler olmaz. Hocam burada sen de hukukçusun Serkan. 2020 yılında açılmış bu dava, iddianame kabul edilmiş. 2020'den bu yana hangi güç... iddianame yeni yazılmış. Özür dilerim, 2020'de başvurmuş. Soruşturması başlamış. Özür dilerim, soruşturma 2020'de evet. başlamış. 2020'de başlayan soruşturmanın ilk duruşması 2023 yılının Mayıs ayında. Ve 2 gazeteci arkadaşımız... tarih 31-10-2022. Evet, 22. Yani yeni yazılmış. Gazeteci arkadaşlarımız da bunu almışlar. Peki 2020'de başlayan bir soruşturma 2022'de ancak sonuçlanabiliyor. Belli ki bazı etkiler olmuş ama savcımız... Teşekkür ediyorum. Arkasında durmuş hocam. Arkasında durmuş hocam. O zaman başsavcıyı itham edersin. Başsavcıyı itham etmiyorum hocam. O arada da... Tüm detaylarıyla araştırılmış falan olamaz değil mi? Savcı hepsini yapmış kardeşim. Yapmış da o zaman kemik testine başka birinin sokulmasını da getirmiş, ispat etmiş. Tutuklama tedbiriyle ilgili tartışabilirsin de. Şunu kapatmak. Siyaset girmez, tarikat girmez, parti girmez, emin ol. Serkan Toper bitirsin Barış, geliyor. İktidarın bir kere bu zihniyeti bizi hep böyle sorunlarla karşı karşıya getirecek. Bak, senin bugün zihniyetin tertemiz. İktidar dediğin kim? Recep Tayyip Erdoğan iktidarı mı? Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı ya? Sana göstereceğim. Sen iktidar derken adını söyle. Bak, göstereceğim. Adını söyle, kıyı köşe oynama. Ya hacı, ben ne anlatıyorum burada? Ne anlatıyorsun deminden beri? Ha. Bir kişinin yaptığı olay üzerinden. Kardeşim hangi bir kişi? Evet, o bir kişi. Hangisi yalan? Bu olayı konuşuyor. Ensar mı yalan? Bu bir kişi. Beykoz'daki mi yalan? Ensar Vakfı'nı suçlamaya hakkım var mı? Orada bir olay oldu diye. Bana de ki şu yalan. Uşaki Vakfı mı yalan? Peki CHP'nin tecavüzleri mi yalan? Adana mı yalan kardeşim? Senin yaptığın gibi Erzurum mu yalan? Erzurum'daki çocuğu mu yalan? İsmail Saymaz bu kadar kitap yazdı. Bu kadar kitap yazdı kardeşim. Aileler tecavüzleri savunan yok. Ama bir olay üzerinden bütün bir toplumu kardeşim, zan altında bırakıyorsun. Çocuğun babası beni aradı Beykoz'da. Ay, yazıklar olsun ya. Benim oğluma dedi. Oğluma, bir kişinin yaptığı üzerinden bütün bir toplumu zan altında bırakıyorsun. Ama münferit hadise değil bu. Münferit falan demiyorum ya. Neresi münferit hacı? Münferit demiyorum. Üstünü kapatıyorsunuz ya. Bu olay üzerinden ya kişiler tutuştu. Kardeşim bu. 6 yaşındaki çocuğa gelinlik, fabrikada direkçi hırsızlık yaptı diye fabrikaya meklik sapıklık kardeşim, sapıklık. Aynen. Sapıklık. Demişse böyle. Sapıklıktır. Kız anlatıyor. Annem diyor saçımı tarıyordu. Ya sapıklık karşıdaki değil diyen var mı? Gönderiyordu. Böyle bir olay gerçekse sapıklık değil diyen var mı? Kocanın evine git diye. Kız anlatıyor kardeşim, 6 yaşından beri ben cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama senin diyor yaptığında ayrı bir şey ama. Tamamla lütfen. Olur mu ya? Böyle olayları basitleştirmeyin ya. Basitleştiren oldu mu ya? Hacı yakışıklı bir saniye. Tamam. Bir değil iki değil ya. Son cümleni alayım lütfen, tamamla. İktidar tarikat ve cemaatlerin sosyal tabanından faydalanıyor. Tarikat ve cemaatler de iktidarın gücünden faydalanıyor. Bu bir zincir halinde birbirini destekleyen, birbirini güçlendiren bir zincir haline dönüşmüş. Büyük iftira atıyorsun. Tamam mı? Bir zincir haline dönüşmüş. Büyük iftira. O yüzden bu konuların üstüne gidilemiyor. O yüzden bu konular bir türlü sonuçlanamıyor ve biz her yıl mutlaka olayla karşı karşıya kalıyoruz. Senin üzerinden gitmeyelim. Teşekkür ederim. Serkan Toper, bu konu üzerine konuşmak istiyor musun? Yoksa ekonomi konusuna geçeceğim çok ama. Çok uzun değil. 5 dakikalık bir lütfen. Belki biraz daha olur. Şimdi Ersan Hoca herhalde hukuki kısımlarını anlatmıştır. Benim bununla bir tekrara düşmeme gerek yok. Anlattı, hatta iddianameyi de yorumlamam. Alınacak ceza şudur ama ben bu konuda da yorum yapmam. Çünkü dava süreci devam ediyor dedi hocam. Burada anayasa... Biz hukukçulara, avukatlara yakışmaz. Evet. Öncelikle anayasa 38'de bir adil yargılamadan bahsedeceksek burada sanık haklarına da önem vermemiz lazım. Tabii suçsuzluk masumiyet karnesi var. Çünkü bazı suçlar lanetlidir. Lanetli suçlardan biridir. 6 yaşında bir çocuğun istismarından bahsediyoruz. Ama ve lakin lanetli bir suç isnadına maruz kalmış kişinin de sanık haklarına daha da fazla riayet edilmesi lazım. Bu sıradan bir suç değil. Lanetli bir suç çünkü. Eminim ki Kartal'da 2 ağır cezada yargılama devam ediyor. Çok titiz bir soruşturma sürecinden geçirilmiştir. Bu olayın içinde yardım eden, iştirak eden, göz yuman kimler varsa en ağır cezayı alacaklarını temenni ediyorum. Ve alacaklarını da düşünüyorum. Bu 6 yaşında bir çocuğun, yani evlilikle bir çocuğun bu yaşta isminin yan yana getirilmesi cidden kabul edilemez ve mide bulandırıcı. Türk yargısına da güvenmek lazım. İşte 2 yıldır birileri mi etki etmeye çalıştı falan gibi cümleler. İnanın toplum barışına hiçbir katkı sağlamıyor. 6 yaşında bir çocuğun mevzu bahis olduğu yerde siyaset, cemaat, tarikat o adliyeye giremez. Net olun ya, bu kadar yargıyı da paçavraya çevirmeyin. Yargıya güveni sarsmak için bu cümleleri kurarken 2 defa düşünün. O savcılar da insan evladı. Emin olun Barış arkadaşlar. Teşekkür ettim ben. Barış'a ama 2 yıldır etkiler olmuş dediniz ya. Olmuştur belki diyorum. Bu kadar olamaz arkadaşım. Hiç kimse 6 yaşında bir çocuğun istismar için bir yere kalkıp da telefon falan filan açamaz yani. Bunları oradan da çok Serkan siyasi iktidarı suçladı. Şimdi tarikat cemaat tartışmaları, Barış arkadaşı dinledim. İçinde bulunduğumuz coğrafya. Piri Türkistan, Ahmet Yesevi. Anadolu'nun vatanlaşması, Türkleşmesi, İslamlaşması, gurur duyduğumuz Osmanlı'nın 3 cihanda hakim olması sürecinin hem Ahmet Yesevi hem onun arkasından giden Alperen ve dervişlere borçluyuz. Dolayısıyla tarikat geleneği bu topraklarda vardır. Elbette ki bugün biz tarikat cemaatli atlı noktaları görüyoruz. Fetullah Gülen denen terörist başlarını görüyoruz. Barış'ın da bu eleştirisi haklı. Ama tarikatlar şöyledir, böyledir. Hayır. Ortak idrakımızı oluştururlar. Ortak hafızamızı oluştururlar gün gelir. Ve bu ortak idrak, ortak hafıza, ortak vicdan bizi biz yapan değerlere dönüşür. Birileri bunu ticareti için, siyaset için kullanıyor olabilir. Anayasada belirten ilk 4 maddeye açıktan hasmani tutum sergileyebilir. Ama ve lakin bu işte cidden rahmani olanlarla, Allah yolunda gidenlerle bu işleri devlette kadrolaşmak, ticaret ve siyasette kullananları da ayırt ederek konuşacağız. Değerlendirme yaparken de ifrat ve tefrit çizgisinden uzak yaklaşımlar sergileyeceğiz. Konuyu siyasallaştırmayacağız. Bravo. Ben Barış arkadaş ve bugün okuduklarıma dikkat ediyorum. Derdi kadına şiddet vakalarını konuşuyoruz. Konu bir anda siyasi bir mecraya dönüşüyor. Bunu yapanların derdi kadına şiddet değil. Kadınımız da değil. Hı. Örneğin bugün Barış'ı ben son cümleleri dinlerken derdinin o çocuk olmadığını düşünüyorum. Ya yapmayın ya. Bak bunlar tehlikeli sözler ya. Yapmayın ya. Sen o çocukla ilgili lanetli cümleleri kullanacaksın. Biz 1,5 saattir kardeşim konuşuyoruz burada. Sen gelmeden önce de konuştuk ya. Odak şurası. Odak o çocuğun. Ama Serkan Toper son cümleyi duydun sen. Parkta mı olmuş? Parkta mı olmuş? Çocuk programı başını dinlemedi. Cemaat evinde olmuş kardeşim. Cemaatçi bir baba. Cemaatin yöneticisi. Çocuk parkında mı olmuş? En ağır şekilde cezalandırılsın. Cemaat, tarikat fark etmiyor. Neresiyse. Ha, nereye anlattın hangi Serkan kurumsa o zaman? Ama olay çocuktan, bu çocuğun babası cemaatin yöneticisi.